Herkese merhabalar. Askeri dönem bitiyor. Diplomatik döneme geçiyor Songuç'um. Biliyorsun diğer videomuzda birinci önü, ikinci önü Kütahya Eskişehir'i anlatmıştık. Birinci önünde 1-0 öne geçmiştik. İkinci önünde 2-0 öne geçmiştik. Kütahya Eskişehir'de maalesef 2-1 onlar bizim Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmemize sebebiyet vermişti. Şimdi Sakarya Savaşı büyük taarruza devam edeceğiz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum. Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk ordunun başına geçecek, başkomutan olacak ve büyük taarruzla birlikte düşmanı denize dökeceğiz. Ve sonrası askeri dönem bitip diplomatik döneme geçeceğiz. Burada bugün Budanya Ateşkesi'ni isteyeceğiz. Burada bugün Budanya Ateşkes Anlaşması'nı işleyeceğiz. Sonraki videomuzda da Lozan'la devam edeceğiz. Tabii ki sen bütün bu konularla alakalı mutlaka LGS kampımız boyunca, artık 2021 bitiyor, 2022'ye geçiyoruz, soru sayısını artırman lazım. Zoru Bankası'ndan, Dinamo İnkılap Tarihi'nden ve Taktikli'den mutlaka bu konuyla alakalı sorularımızı çözmeye başla Tonguç evladım benim. Burada artık çözüyorsunuz da zaten. Batı cephesinin son kısımlarındayız. Yani Sakarya ve büyük taarruz çözüp Mudanya ile bitiriyoruz. Sonrasında Lozan'a geçeceğiz artık. Ve yine Dinamo Soru Bankası da burada yazılarını da başlat tabii ki artık. Yazılarda tabii siz LGS olduğunuz için test yapılıyor. Bol bol test sorusu çözmen lazım. Dişini sıkıyorsun Tonguç'um. Az bir zaman kaldı. Güzel güzel çalışacaksın. Hem inkılap tarihinde hem de diğer LGS derslerinde süper başarılar elde edeceksin. O zaman hazırsan şimdi arkamıza yaslanalım ve Sakarya büyük taarruz ve diğer zaferlerle yolumuza devam edelim Tonguç'um. Şimdi hatırlarsan Kurtuluş Savaşı'ndan cephelerde biz Doğu Cephesi'ni, Güney Cephesi'ni ve Batı Cephesi'ni işlemiştik. Hatta Batı Cephesi'nde 1. Nönü, 2. Nönü ve Kütahya Eskişehir Savaşları'nı bitirmiştik. Şimdi Sakarya Savaşı'ndan kaldığımız yerden devam edeceğiz ama oraya kadar kısmı izin verirsen bir 10 saniye, 15 saniye, daha doğrusu 1 dakika özetlemek istiyorum. Doğu Cephesi'nde Ermenilerle mücadele etmiştik ve Ermenilere karşı Kazım Karabekir 15. Kolordu'yla onlara durun demişti. Ve eskiden milleti sadıkı olan ama sonradan 1. Dünya Savaşı'nda Rus kıyafetleriyle bize saldıran Ermenileri biz devre dışı bırakmıştık. İlk zaferimiz, ilk siyasi ve askeri başarımız olan Gümrü Anlaşması'nı imzalamıştık. Sonrasında Doğu Cephesi tabii ki Moskova ve Kars anlaşmalarıyla kapanacak. Fakat temelinde biz Gümrü Anlaşması'nın ilk askeri ve siyasi zafer olduğunu bileceğiz. Güney Cephesi'de Fransızlarla mücadele ediyorduk. Fransızlar, bir de Ermeniler var. Suriye zorunlu tehcir yasası ile 1915'te gönderdiğimiz Ermeniler Fransızlara yardım ediyorlardı. Fakat Fransızların hesaba katmadığı bir şey vardı. Evet, burada düzenli ordumuz yoktu ama Kuvayi Milliye vardı. Yani düzensiz bölgesel askeri birlikler. Onlar kimlerdi? Maraş'ta Süçimam, hani Maraş süt. Süçimam, aynı zamanda Urfa'da Ali Sahip Ursavaş ve Antep'te de Şahin Bey milli mücadelenin kahramanları. Türkiye'nin en kahraman ili hangisidir hocam? En kahraman ili Kahramanmaraş evladım. Hayır hocam lütfen. Ya, Şanlıurfa. Hayır hocam, hiçbir şey değil. Gaziantep. Hayır hocam, o da değil. Batman'dır hocam. Ne alakası evladım? Batman, Superman. Ya saçma sapan dejener olmuş bir adamsın. Burada inkılap tarihinden bahsediyoruz, yok hocam, Batman falan diyorsun. Hocam ben Marvel karakterlerini çok seviyorum. Saçma sapan, iyice reklam kokan hareketler. Neyse devam ediyoruz. Gerçekten Tonguç'u maruz görün arkadaşlar. Mazur görün pardon. Şimdi Güney Cephesinde Fransızları da yamulttuktan sonra esasında hem bu cephe hem bu cephe devam ederken senkronize bir şekilde, yani aynı şekilde devam eden bir Batı cephesi vardı. Batı cephesi en önemli cepheydi. Çünkü düzenli ordu burada mücadele etmişti. Batı cephesindeki Sakarya zaferinden sonra zaten Güney cephesinde biz Fransızlarla Ankara Anlaşması'nı yapabileceğiz. Batı cephesi ilk savaşımız 1. Nönü Savaşı'ydı ve bu savaş bir savunma savaşıydı. 2. İnönü Savaşı da yine bir savunma savaşıydı. Sonrasında Kütahya Eskişehir Savaşı'nda maalesef Kütahya'yı es geziyorum siz buradan anlarsınız. Kütahya Eskişehir Savaşı'nda maalesef Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmek zorunda kalmıştık. Ve Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilince mecliste Mustafa Kemal'e karşı eleştiriler başlamıştı. Ve Mustafa Kemal de bu eleştiriler karşısında başkomutanlık yetkisini almış. Ve tekalifi milli emirlerini çıkarıp Sakarya Savaşı'na başlamıştı. Şimdi geldik Sakarya Savaşı'na. Direnişten dirilişe diyoruz. Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal tarihe geçen önemli bir söz söyledi. Dedi ki hattı müdafaa... Orada ilk de hedefiniz Akdeniz. Hayır evladım, o büyük taarruzda söylüyor. Bu Sakarya'da. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Yani sınırı savunmak yoktur, bölgeyi savunmak vardır. O satı, yani o bölge bütün vatandır. Vatanın her bir karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez. Yani topyekun mücadeleye çağırdı Türk milletini. Zaten Türk milleti de tekalifi milli emirlerine harfiyen uymuştu. Ve onunla beraber milli mücadeleye hep birlikte, yani topyekun destek vermişti. Sakarya Zaferi'nin sonrasında ne oldu? Esasında MKA diyebiliriz. Yani Mustafa Kemal Atatürk. Ne demek bu? Mustafa Kemal'e Maraşal rütbesi verildi. Kars Anlaşması ve Fransızlarla Ankara Anlaşması oldu. Hatırlarsanız bunları kodlamıştık. Birincinin önünden sonra milat demiştik. Hatta şöyle bir daha şöyle gösterelim. Bunları
Sormazlar tam olarak ama yine de söyleyelim. Milat demiştik. Milat birinci önemli bir düzenli ordunun ilk zaferi olduğu için milat demiştik. Burada ne olmuştu? Moskova Anlaşması vardı. İstiklal Marşı, Londra Konferansı, Afgan Dostluk Anlaşması ve Teşkilat Esasiye ilk anayasa. İkinci önemliden sonra İtalyanlar çekilmeye başlamıştı. Mustafa Kemal siz orada yalnız düşmanı değil milletin mahkus haline yendiniz demişti. Kütahya Eskişehir için bizim için bir betti. Kötüydü. Niye? Çünkü maalesef geri çekilmek zorunda kalmıştık. Ama Mustafa Kemal'e başkomutanlık yasası çıkarıldı. Mustafa Kemal savaşa rağmen eğitim kongresi yaptı. Tekalifi Milli Emirleri'yle de Sakarya Savaşı'na adını yazdırmış oldu. Şimdi ulusal sonuçlarına baktığımızda Mustafa Kemal'e gazilik ve mareşallik unvanı verildi. İşte buradaki M onu kastediyoruz. Ve Türk gerileyişi durdu. Artık savunmadan saldırıya yani taarruza geçeceğiz. Uluslararası sonuçlarına baktığımızda ise tabii ki Sakarya Savaşı'nda sonra Ankara ve Kars anlaşmaları yapılıyor. Artık bunlar da Güney ve Doğu cephesinin kapanmasını sağlıyor. Gelelim Ankara Anlaşması'nın önemi çok önemli. Çünkü ilk defa bir itilaf devletiyle net bir anlaşma yapıyoruz. Ve Güney cephesi kapanıyor. Kars Anlaşması'yla da Doğu cephesi net bir şekilde kapanmış oluyor. Büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesine baktığımızda taarruz için hemen bir yıl hemen saldırmıyoruz. Bir yıl bekliyoruz. Yani birinci önünde savunma savaşı yaptık. Tamam. İkinci önünde savunma savaşı yaptık. Tamam. Kütahya Eskişehir'de biraz geri çekildik. Tamam. Sakarya Savaşı'nda son kez savunma yaptık. Tekalifi Milli Emirleri'yle ama Sakarya Savaşı'ndan sonra hemen saldırıya geçmiyoruz. Bir yıl bir dinlenme sonra büyük taarruz olacak. Peki neden bir yıl dinlendik? Çünkü ordu toparlansın diye. Ve Mustafa Kemal o meşhur muhteşem sözünü söyledi. Dedi ki ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri dedi ve düşmanı denize döktü. Düşman böylece tertemiz gitmiş oldu. Batı Anadolu işgalden kurtuldu ve askeri safa sona erdi. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası bittikten sonra diplomatik yani masa başındaki safhası başladı. Ne oldu Mudanya Teşkilatı'nda? Bakın hatırlarsanız Birinci Dünya Savaşı olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hemen pat diye anlaşma yapılmamıştı. İlk başta bir ateşkes olmuştu. Neydi bu ateşkesin isimleri? 1918'de Mondros Ateşkesi olmuştu. Osmanlı fiilen bitmiş durumdaydı. 7-24 işgaller açık hale gelmişti. Sonrasında 1920'de Sevr Anlaşması olmuştu. Biz bunu kabul etmemiştik. Biz buna karşılık ne yapmıştık? Kurtuluş Savaşı yaptık. İşte az önce söylediğimiz Doğu Cephesi, Güney Cephesi, işte Batı Cephesi bunlardan bahsediyor. Biz Kurtuluş Savaşı'nı kazanınca ilk başta Mudanya Ateşkesi'ni yapacağız. Şu anda anlattığımız konu. Sonrasında da Lozan Anlaşması'nı kabul ettireceğiz. Demek ki savaşlar bittikten sonra önce ateşkes, sonra anlaşma olur. Önce ateşkes, sonra anlaşma olur. Şimdi de zaten Mudanya Mütarekesi'nde yani ateşkesindeyiz. Diplomatik dönem başlıyor. Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul savaş yapılmadan kurtarılmış oldu ve Türk İdari Amirliği'ne yani TBMM'ye bırakıldı. Bu ne demek? Osmanlı Devleti hukuken sona erdi demek. Bakın Osmanlı'nın fiilen sona erişi Mondros Ateşkesi'dir. Hukuken sona hukuken değil tabii. Hukuken ne demek hocam? Böyle bir şey yok saçmalama. Hukuken sona erişi Mudanya Ateşkesi'dir. Resmen sona erişi saltanatın kaldırılmasıyla alakalı olacak. Mondros Ateşkesi Anlaşması ve Sevr Anlaşması çöpe gitti. Geçersizle işte alın bunu çöpe atın dedik. Ve Lozan Barış Anlaşması... Sevr ölü doğmuş bir anlaşmadır. Tebrik ediyorum. Bunlar da ölü doğduğu için öldü gitti. Lozan Barış Anlaşması'na hazırlanıyoruz şimdi Lozan'a gideceğiz. O zaman ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla. Hadi bakalım başarılı olmuş.